Yarın Başkanım Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Bolu'ya gelecek. Programında sizi ziyareti de var. Özellikle Zafer Parti'nin sosyal medyada üyelerinin sizi çok istediği yönünde, partide olarak görmek istediği yönünde bir şey var özellikle Twitter'da. Siz de şahit oluyorsunuzdur. Yarın buraya geldiğinde size bir teklifte bulunsa cevabınız ne olur? Daha önce birçok kez açıklamıştınız bunu ama değişti mi fikriniz? Bunu sormak istiyorum. Arkadaşlar şimdi her partiye saygı duyuyorum. Şu anda aralarında AK Parti'nin de bulunduğu hemen hemen tüm partilerden davet aldım ben zaten. Alıyorum da. Ta ihlal sürecinin başından itibaren. Ama en başından itibaren söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi benim yuvam. Ben buradan ayrılmak istemiyorum. Bir yere gitmek istemiyorum. Hukuken de mücadele edeceğim, siyaseten de mücadele edeceğim dedim. İşte Zafer Partisi seçmeni. Saygı duyuyorum. Beni partisinde görmek isteyen AK Parti seçmenine saygı duyuyorum. Milliyetçi Hareket Partisi seçmenine saygı duyuyorum. Her partinin seçmenine saygı duyuyorum. Demek ki beni önemli görüyorlar. Herkes davet ediyor. Bundan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ama şunu söylüyorum en başından itibaren. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'yim kardeşim. O yüzden değerli hocamız Bolu'yu ziyaret edeceklermiş. Randevu talebinde bulundular. Biz de cuma günü saat 22'de kendisiyle görüşeceğiz. Ben öyle bir davet yapacağını benim bu açıklamalarımdan sonra düşünmüyorum. Ama kim davet ederseniz, tekrar altını çiziyorum ki neredeyse etmeyen kalmadı dediğim gibi. Hiçbirine evet diyecek değilim. Ben ne bir Mehmet Ali Çelebi'yim ne de Arzu Aydın'ım. Benim ilkelerim var. Beni yöneten ilkelerim, menfaatlerim değil. Dolayısıyla tekliflere kapalıyım. Süremin dolmasını bekliyorum. Bu partinin içerisinde ısrarla kalmak için sonuna kadar mücadele edeceğim. Partide gördüğüm yanlışları da söylemeye devam edeceğim. Dimdik bu yolda yürüyeceğim. Dolayısıyla beni kimse Çelebi'yle milletvekili olmak için, kalmak için AK Parti'ye giden Çelebi'yle milletvekili olabilmek için AK Parti'ye giden Arzu Aydın'la beni kimse karıştırmasın. Bizim derdimiz koltuk değil. Bizim derdimiz Bolu'yla AK Parti. Dolayısıyla hiçbir partiye gitmiyorum. Olduğum yerdeyim. Bağımsız olarak şu anda ben görevimi icra ediyorum. Gerek İYİ Partili arkadaşlarla, gerek Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarla, hatta birçok konuda AK Partili ve MHP'li arkadaşlarla da uyum içerisinde mecliste çalışmaya devam ediyoruz. Buyursunuz. Ama çok Bolu Olay Gazetesi yazı ailesinden Sayın Başkan, ikinci madde konuyla ilgili bir arkadaşımızın adını anmadan, burada dostları, kardeşleri de var. İnternet gazeteciliğinden bahsettiniz. Burada internet gazetecileri de var. Yeni çıkan bu yasaya Cumhuriyet Halk Partisi karşı çıktı. Biz de o gün oradaydık. Siz bu yasaya bir avukat hukukçu olarak nasıl bakıyorsunuz? Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Bolu temsilcisi Sayın Hasan Hüseyin Aykal'da, Hacı Hüseyin Aykal'da burada. Siz hiç bu konuda bir şeyler söylemediniz ama internet ve internet gazeteciliğinde o arkadaşımıza da biraz el salladınız. Ben o arkadaşımızın gazetesinde de basılı olarak bulundum. Hakkını teslim etmek gerekir. Arz olmuş. Şimdi ben burada tek kişiyi kastetmedim. Önce onu söyledim. Birkaç kişi var. Dertleri belediyeden nemalanmak. Yok kardeşim öyle. Bahçıvansın, biberin yok. Gazetesi değilsin. Haberin yok. Sadece iftiradan ibaret. İnsanları karalamaktan ibaret. Bir şeyler yazıyorsun. Ben onları haber olarak da değerlendiriyorum. Evet eleştirilebiliriz biz. Olumsuz haberler de yapılabilir. Haksız eleştiri de olabilir. Ama iftira olmaması gerekiyor. Gelelim sosyal medyadaki düzenlemeyle ilgili. Arkadaşlar düzenlemeye bütün olarak baktığınızda hükümetin, teklifi getiren hükümetin bu düzenlemeyi tamamen sosyal medyayı dizginlemek için aldığı görülüyor.
Bir kanunun her maddesi yanlış olmaz. Zaten burada en sıkıntılı olan da 29. maddeydi. Yani insanların attığı tweetlerden dolayı bile, yani bir haberi duyurması, bir vatandaşın sokaktaki bir kavgayı çekip atması bile artık suç haline geldi. Hani az önce ben bunu söylerken şunu söyledim. Ben bu yasaya başından itibaren bütün olarak sıcak bakmadım. Ama bu yasa çıktı mı? Çıktı. Yürürlükte mi? Yürürlükte. Bu yasa sadece beni susturmak için çıkmadı. Veya sosyal medyadaki herkes susturmak için çıkmadı muhalifleri. Bu tür yalan yanlış iftiralarda bulunanları da susturmak için çıktı. Bu konuda da bir şey yapılması da gerekiyordu. Ama tabii cezai müjde ile özgürlüklerin sınırları arasında ki dengeyi iyi kurmak lazım. Senin özgürlük alanın benim özgürlük alanıma tecavüz etmediği sürece sorun yok. Tecavüz ederse o suç olur. Efendim o bahsettiğim ilk haberde Suriyeli kelimesi geçiyor. Siz özellikle Arap olarak nitelediniz. Bu şirket sahibi Ürdünlü mü? Suriyeli mi? Nereli? Bilmiyorum ki yani kafatasına falan da bakmadım. Arap'ın efendim siz çok Suriyelilerle ilgili bilgi verdiniz için ben özellikle soruyorum onu. Arap'ım dedi belki de değildir. Nereden bileyim? İspanyol vatandaşı diyorum. Ama ben kökenine kadar kimsenin inmediğim için. Bakın benim derdim yatırımcılarla değil. Benim derdim sığınmacılarla. Bunu devamlı söylüyorum. Ben turisti severim, yabancı turisti. Ama sığınmacı olarak bu ülkeyi sömüren kim olursa olsun, Suriyeli de olsa, Iraklı da olsa, hangi ülkeden olursa olsun, hangi milletten olursa olsun, ben bu sessiz istilaya karşıyım diyorum. Yoksa dışarıdan gelecek yatırıma ben karşı değilim. Hiç kimse karşı değil Türkiye'de. Teşekkür ederim. Başkan, benim bir sorum var. Muhalefetin Amerika gezilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kılıçdaroğlu ve diğer muhalefet liderlerinin Amerika gezilerini. Yani diğer muhalefet liderleri derken Sayın Kılıçdaroğlu gitti herhalde. Akşener de. Onlar da bir heyet gönderiyor. Bilmiyorum duyduğum kadarıyla. Sayın Kılıçdaroğlu'nun gezisini uzaktan takip ettik tabii haberler aracılığıyla. Ben içi boş bir gezi gibi gördüm. Ama şu hassasiyeti göstermesi de hoşuma gitti. Öyle Erdoğan gibi otel odalarında senatörlerle gizli görüşmeler yapmaması da hoşuma gitti. Yani bu kadar yol bu yapılanlar için değer miydi? Değmezdi ama belki de onu göstermek için gitti. Yani bak ben senin gibi kapalı kapılar ardında pazarlık yapmıyorum birileriyle. Mesajını vermek için de gitmiş olabilir. Ama gördüğüm kadarıyla yani dolu bir gezi değildi. Siyasi olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Seçim öncesinde Amerika ziyaretleri. Kendi takdirleri. Ben olsam gitmezdim.